Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Biz bu ana haberi halkın sesi olacağız iddiasıyla başlatmıştık. Dolayısıyla kanayan bir yara atanamayan öğretmenler, onların sesi olmak istiyoruz bugün. Bir ulusu kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Peki öğretmenleri kim kurtaracak? Mesele bu. Onun için atanamayan öğretmenler diyeceğiz. Sizlerden gelen mesajları bu hashtag altında okuyacağız, dillendireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar Dağı'nın artık terörle değil petrolle anılacağını söyledi ve bir vaatte bulundu. Petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Erdoğan bu mesajlarını Van'da verdi. Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce aynı meydandaki mitingini de eleştirdi. HDP'nin desteğini hatırlatıp düşünün CHP gelip burada miting yapabilir miydi diye sordu. Rakibinin tek işinin mutfaktan video çekmek ve kalp yapmak olduğunu söyledi. Kardeşlerim, devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Van mitingine bu sözlerle başladı. Gabar'daki yeni petrol keşfini hatırlattı. Karadeniz gazı gibi vatandaşa sunacağız dedi. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak. Ve bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Meydanda AK Parti bayraklarının yanında sarı ve yeşil Hüdapar bayrakları da dikkat çekti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iki gün önceki Van mitingini eleştirdi. Ya düşünün, CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? E işte şimdi bu hesabı sormak lazım. Dişe diş, kana kan diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Diyarbakır annelerini hatırlattı. Kandil'e çocuklarımızı kim kaçırdı diye sordu. Bunların Kürtlükle mürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor, vahşet. Millet İttifakı ile ilgili de ilginç bir benzetmede bulundu. İpin ucu başkalarının elinde dedi. Bu masa hani yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümcek var ya, işte ona benzedi. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak, sağa sola gülücük dağıtmak. Muhalefetin mega projeleri eleştirmekle meşgul olduğunu söyledi. Şaşırtıcı bir ifadesi oldu. Yol yaparız. Köprü, tünel, havalimanı. Millet bunları mı yiyecek derler. Köprü yenir mi? Havalimanı yenir mi? Ama biz onları bay bay Kemal'e bırakıyoruz, afiyet olsun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim gecesine dair dikkat çeken uyarılarda bulundu. Partililere seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın diye seslendi Kılıçdaroğlu. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir, provokasyon yapabilir diye uyardı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kamu personeli de vardı. En düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına yükseltme sözü verdi. 85 milyonun Cumhurbaşkanı. Bütün parti örgütümüze, partililerimize, vatandaşlarımıza seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Partilileri bu sözlerle uyardı. Seçimi kazanırsak kutlama için sokağa çıkmayın dedi. Sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir. Bazıları provokasyona gelebilir. Eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından da bir video paylaştı. Artık hesabında onaylı hesap anlamına gelen mavi tiki yerine hükümet ve devlet yetkililerinin hesaplarına konulan gri tik vardı. Gri tik Twitter hesabından kamu görevlilerine zam sözü verdi. İktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. En düşük memur maaşı net 21.265 lira seviyesinde olacak. Polis ve öğretmenlere de ayrı bir parantez açtı Kılıçdaroğlu. Polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi
öğrencileriyle buluşturacağız. Miting meydanındaysa gündeminde depremzedeler vardı. Depremden sonra en fazla göçü alan evleri yıkılan, dükkanları yıkılan, ağırları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, iş yerlerini ve ağırlarını yapacağım ve 5 kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim. Haydi haydi.